Evet, Cansu Dere ve Melis Sezen'den tatil pozları geldi. Herkesin aklına tabii senin tepkilerin geldi. Benim tepkilerim Evet. Derin'le evet. E, Asya tatilde. Yani e, ben e, dizi Ama dizi süre, bitti. Tabii dizi süresince e, beraber poz vermelerinin doğru olmadığını düşünüyorum. Şu an bile sinir oluyorum da neyse yapacağım şu <laughs> Yani şöyle çünkü orada e, bir tanesi yuva yıkan bir kadın. Evet. Yuvası yıkılıyor. Ve e, hayatı mahvoldu bu kadın yüzünden. E, aynı zamanda sette beraber görüntü verdiği zaman seyirci o zaman hmm. o role ve o hikayeye inanmıyor. Dolayısıyla e, arkadaşlıklarını, dostluklarını böyle bitirdikten sonra devam ettirebilirler, yapabilirler ama... Dizi süresince yapmaları doğru değildi bence. Miami'deler şimdi e, tatili tadını çıkartıyorlar birlikte. Bütün yapım ekibi gitmişler, komple yapımcı falan da gitmiş. O zaman bir hediye. Bir Yok. hediye gibi düşüneyim gibi. Böyle evet. bir zaten bu Miami'de e, şey Art Basel haftası var. Hmm. galiba. Onun için bir gezmeye gidildi. Evet, herkes tatile, herkes gitti. tatile gitti. Biz galiba sırada bize de gelecek inşallah. Sana da bana i̇nşallah da. İnşallah diye ee, umut ediyor. Şöyle ama işte biz olmazsak program olmuyor. Problem o. o oradan kaçamıyoruz. Hmm. Yani. <laughs> Neyse. Şimdi şöyle e, bu ikili de çok başarılı oldu. Zaten bu kız e, çok, Melis çok acayip ters köşe yapmadı mı hepimizi ya? Yaptı ve bana göre çok başarılı oldu. Nokta atışı yaptı. Tamam ama hmm. Cansu'nun da çok enteresan bir şekilde e, oynadığı ezel'den itibaren bütün karakterlerde Teşekkür. göstermiş olduğu performans anne dizisinde çok başarılıydı. Bir de soğukkanlı oynuyor ya böyle itici olması gerekirken bir anda onun oyunculuğuna kapılıyoruz yani. Evet ama kızın bütününü ben çok beğeniyorum. Yani şöyle duruşunu, muhatap olmayışını, mesafesini yani o onu sadece ben o yüzden ne zaman Cansu'yu bir dizi içerisinde görsem ona inanıyorum. Hmm. Çünkü onu dışarıda görmüyorum. Dışarıdaki hikayesini bilmiyorum. Kimle beraber ne yapıyor? Öbürküler gibi onun arabasına binip onun arabasından inmiyor. Her gün yeni bir sevgiliyle bizim masamıza düşmüyor. O yüzden de Cansu'yu genel bütününde beğeniyorum ve takdir ediyorum. Dolayısıyla Cansu <laughs> e, Derin'in bütün oynadığı diziler tutuyor. Niye tutuyor? Çünkü Cansu'nun karakterini Son derece iyi taşıdığını ve dışarıdaki özel hayatını çok fazla bilmediğimiz için o role, role e, çok iyi, e, o rolü çok iyi harmanladığını kendiyle görüyorum. Ve ben beğeniyorum Cansu'nun her şeyini. Ben Cansu'nun bir de e, kendisini çok iyi tanıdığını ve e, senaryoları da ona göre seçtiğini düşünüyorum. Yani Cansu bence diyor ki ben bunu oynamamalıyım deyip reddediyor bence bazı projeleri. Tabii kendi oynayabileceği işin mesela... Çok net kendini biçilmiş gibi evet. ya işler. Yani roller bak orada anne rolünde de aslında farklı farklı şeyler oynuyor ama kadının kişiliği ve karakteri Cansu'nun yüzünü, vücut dilini her şeyini yansıtan roller olduğu için tabii şanslı ama evet. onları seçiyor. Yani şöyle bir şey yapmıyor Cansu gerekirse iki sene evde oturuyor. Evet ya. Ama ona uygun bir şey geldiğinde okey dediği için bak her şeyine kariyer çizgisini devamlı yükseltmesinin sebebi bence seçici olması ve kendine uygun işler. Yani her gün Televizyonda olmak veya da her daim bir iş yapmak önemli değil. Dünya sinemalarında da mesela çok önemli bir film çekiyor adam. Beş sene evde oturuyor. Ha demiyor ki ben unutulacağım kaygısı yok. Diyor ki ben yaptığım şeyleri tokat gibi vuracağım ve oturacağım. Öyle devleşirsin zaten. Yani her daim televizyonda olmak zorunda da değilsin. Ara verebilirsin. Başka bir projeye geçebilirsin. Başka bir dizi için mesela geldi. Şimdi bir sürü oturuyorlar hepsi. İki senede bir oturuyorlar. Mesela Kenan İmirzalıoğlu... Bu sene üçüncü senedir oturuyor. Oturuyor. O e şey, şimdi, şey, yarışmaya devam ediyor. Hayır ama adama sonuç olarak geldi mi iş gelmiştir. Kabul Hı -hı. etmemiştir. Çünkü her şeyde lapin gibi atlamamak lazım. Bu Cansu Deri'nin Deri şeyini çok beğeniyorum. Bu genel arada, e, bir davet varmış. E, özel bir davet için gelmişler. Salı günü davet varmış Miami'de. Morgan Freeman da katılıyormuş davete. E, Melis Sezen, Cansu e, Deri, Ertuğrul Özkük herkes oradaymış. Miami'den Arto bildiriyor sevgiler. <laughs> devam... Morgan da Müslüman oldu biliyorsunuz. Kim? Morgan. Ha evet. Şey de Arnavutluk vatandaş oldu ya. Dualipa. Herkes değiştiriyordu bakın hayırlısı. Evet. Herkes bir ee, şey bir değişiklik bir şeyi var yani şu anda. Hadi şimdi, bakalım. Şimdi e, Tolgan Sayışman'la ...Almede Abazi çiftine gidiyoruz. Tolgan demiş ki: "Ruh eşim olduğunu çiğ köfte yediğinde anladım." demiş. Yani bir şey söyleyeyim ben çok önemli. Benim, benim için dinlediğim müzik ve yemek zevki çok önemli bir adam. Yani hmm. bence çiğ köfte yiyen adam gerçekten ya da işte kadın Evet, olur yani. Öyle mi diyorsun sen de? Çiğ köfte severler, ben benim çiğ de köfte kalbimi seveyim. ele geçirebilirler diyorsun yani. Ya şöyle çiğ köfteyi sevmesi önemli. Çiğ Öyle. köfte sevilecek. Yani tabii şöyle kültürle ilgili bir şey aslında buna çekiyor. Yani çiğ köfte herkes yiyebilir ama... Hani latin müzik de dinlesin, bir klasik de dinlesin, bir İspanyol da dinlesin, arabes dinlesin. Her saatinde hani günün ve hayatın e, eşlik edebilsin. Yani bundan zevk alabilsin. Sadece arabes dinleyen de sabahla akşama kadar da olmaz. Olmaz. Sabahleyin bir e, akşam yemeği de bir akşam müziği ya yani yemek hmm. müziği dinleyebilsin. Yani e, de hadi bir siz balık yapıyorsunuz ya hmm. balık sofrası hmm. Orada tamam hadi bir arabesk orada hep beraber dinleyelim o da okey. Ama genel itibariyle tamamen çiğ köfte ve bir... <laughs> arabesk olunca ben gerçekten. Ben bu çiften de çiğ köfte beklemiyordum. Hangisini çiğ köfte yiyip yemeyeceğini sorsalar. Ya çiğ köfte yiyip. yani bir yemekle aslında bir yemek türüyle kişiyi tamamen ya şöyle. hani etmemek lazım. Ya şimdi lazım. çiğ ben köfte yiyorsa birisi Seren çiğ köfte ortamı vardır. Yani o senin biraz önce söylediğin o arabesk masalar vardır. Yani çiğ köfteyi herhangi bir fine dining restoranda yiyemeyiz tabii ki. Ama hepimiz orada böyle seviyoruz. Ve evet. da sevdiğimiz adam çiğ köfte seviyor ama her gün yemiyor diye hani ben hani burada şey yaptım. E, kültür kültüre e nokta hmm. atışı yaptığını düşünüyorum. Yani o aynı da, kültürde insanlarız idi. demek istiyor burada. Sadece çiğ köfteyle ilgili olduğunu düşünüyorum Aslında Müsna şey o da Arnavutluk vatandaşı diye biliyorum. Ee, da, e, Tolga da dedi ki yok çiğ köfte seviyor o zaman anladım Ruhay olduğunu. Zaten o kadar belli ki Ruhay olduğunuz için aylar yıllar geçmiş hala maşallah çok da güzel giden bir evliliğiniz var. Evet ben var. de çok seviyorum onların evliliğini ya. Çok tatlısınız. E, ee, Arnavut'umuş dedim doğru peki. Devam edelim. Aslında Atalay ve Tantaşlı ee, haklarında bir iddia çıktı. Biz ya tabii yansıyan haberi vermek durumunda kaldık. Onların e, ilişki yaşadığıyla alakalı ama bir çok iyi bildiğim bir şey var. Çok yakın arkadaşlar diye biliyorum ben. Yani Tan'ın evinde günlerce kalıyor. Atal e, Asena birlikte vakit geçiriyorlar. Hmm. Sürekli story'lerde de beraber. Ben çok yakın arkadaş olduklarını biliyorum. Bir ilişkiye başlamışlardır diye düşünüyorum. Yani şu anda Asena e, istediğini, istediği ilişkiyi yaşayabilir. Artık bekar bir kadın. Evet. Zaten bizim onu masalarda konuşmamızın... Sebebi evliyken yaşıyor olmuş olmasıydı. Hı hı. Dolayısıyla bekarken herkes her şeyi yaşayabilir. Tan'la da yaşar, Berkay'la da yaşardı, onunla da yaşardı, bununla da yaşardı. Biz neden e, tepki verdik ve günlerce belki bütün Türk basınının en fazla konuştuğu skandallardan ilk onun içerisindedir. Berkay Asena ve neydi kocası? Bebek odası Caner. Caner Erkin e, skandalı da. Biliyorsunuz günlerce konuşuldu, hatta aylarca konuşuldu. Dolayısıyla da sonuç olarak boşandılar. Boşandıktan sonra birbirlerini suçladılar ve bana göre sene ondan sonraki süreçte işte televizyon programları sunucu oldu falan filan ama tabii olmadı bir yere halk kadardı. Halk affetmiyor bazı şeyleri. Hele erkeğin yapması da suç ama hani işte hem annelik faktörü. Hem evli bir kadın yani bizim için evlilik çok kutsal dünyada da böyle yemin ederken de böyle. Bir kadının kocası varken bir başka adamla yasak aşk yaşıyor olmuş olması bizde çok affedilir bir durum olmuyor. O yüzden de evliyken yapması çok anormal yani ayrılırsın istediğinle olursun. Asena oradan sonra bir daha toparlayamadı. Belki şey tam çok iyi bir çocuk. Çok yani herkes çok seviyor bu tanı Sevmeyen yok. İyi çocuk ee, ya. İyi çocuk, başarılı çocuk, mülayim, iyi bir dost olabilir. Olabilir. Sevgili ben olmaz. De iyi bir Düşünmüyorum dostum. ben de sevgili olacaklarını. Arkadaş olduklarını ben de düşünüyorum. Evet. Hem fikrim senle. Bu haberlerin böyle çıkması normal. Çok yakın arkadaşlar çünkü. Ama ben bildiğim kadarıyla hiçbir şey yok aralarında. Şimdi Arda Kural, ee, şeye gidiyor Survivor'a gidiyormuş. İyi bari. Değil mi güzel güzel evet. olabilir mi? Biraz tabii kondisyonunu da bilemiyoruz ama şimdi Survivor'da şöyle bir format değişikliği oldu Seren. Artık vücut gücünü değil zekaya dayalı bir yarışma olacak. Çünkü herkes de onu kaldıramaz. Tabii. Evet zor bir yarışma. Artık stratejiler, zeka. Onların da yarıştırıldığı bir bölüm olacak. Acun bunu kendisi açıkladı bir tanıtımda. Doğru bir şey. Yapmış. Fenomenler diye bir bölüm olacak yani. Hmm. Evet. Sanırım o kontenjandan girecek Arda da. Ben Arda'yı yani izlemeyi merak ediyorum evet. gerçekten. Buraya geldiğinde de keyifli aslında Arda'nın sohbeti de keyifli. Mesela... oyunu diyelim. Ha konsol oyunum diyorsun. <laughs> konsol oyunları var ya, o konsol oyunlarında böyle oyunlar vardır. Evet. Tom Rider falan onu söyleyebilirim. Evet. Ondan sonra yani strateji oyunları bunlar. Hmm. İşte bir yere geliyor, oradan geçebilirse o kapı açılıyor ve diğer yere devam ediyor falan gibi. Öyle gibi. mi devam etsin sormam. Aslında böyle şeyler yapabilir. Yani Mesela işte e, Adan'ın bir tarafına bir tarafına gidecekler ama bir e, kutuyu bulması gerekiyor. O kutuya gitmesi için de ha, öyle e, bunları, bunları bunları yapması gerekiyor Ya sen mi? hatırlıyor musun? Tabii çok ki hatırlarsın oldu. da dur benim çok hoşuma giden bir iş vardı. Yasemin Kozanoğlu diye bir hanımefendi sunuyordu. E, tabii Yasemin'i bilmiyorum. Benim, bizim Böyle... Ağ kızıdır Yasemin canım. Ağ Ha Tuğbay başka biri. Evet e, şeyin bir Nebahar manken kızdı. Neybahar, Neybahar Koç var ya Ali Koç'un karısı. Evet, evet, evet. Onun teyzesinin kızı. Öyle mi? Tabii, onlar e, şey, Şimdi, yiyenler. Nasıldı biliyor musun? Böyle bir tane... Çok güzel kızdı. Yasemin Kozanoğlu sunuyor. Fakat böyle kocaman, böyle devasa bir konak gibi de değil. Böyle surların olduğu böyle, böyle bir kulede. Savaş var. Yani savaş stratejik bir savaş. Onu bulmaları lazım. Takımlar yarışıyor falan. İşte, evet. Öyle bir işti. Yani bence işte onun gibi bir şey olursa çok iyi olur. Yani mesela hangisi daha kısa zamanda atıyorum o hazine diyelim. Evet işte hazineli o bir şeydi hazineyi zaten. Hazineyi bulacak. Hazineyi bulması için can alması gerekiyor. Oradan düşüyor. Köprüden düşerse geriden o köprüyü tekrardan geçmesi gerekiyor. Gibi gibi gibi. Aslında ben onun yerinde olsam çünkü şimdi çok daha insan gidebilir Survivor'a. Bu güç meselesi ya. Herkes o kondisyonda değil yani. Hani herkes onu kaldıramıyor. Ama böyle bir şey olsa da çok seyredilir. Yani benden bir güzel tavsiye olabilir. gelsin. Evet mantıklı. Peki şu hilal altın bileği vermiştik ya Cuma günü e, sevgilisiyle bir saklambaç oynamıştık. Sevgilisi mi değil miydi bilemiyorduk ama bir öğrendim ki 4 aydır zaten birliktelermiş. Bir otel zinciri var e, hmm. beyefendinin. Şimdi ismini de vermeyelim. E, birlikteler. Sevgilisi. İyi bari. Ya Hilal'in sevgilisi olması lazım zaten. Hilal ben Hilal'i hiç tanımıyorum. Yani karakteriyle alakalı hiçbir şeyim yok. Yani öngörüm yok. Tanımıyorum kızı yani. Hep bizim böyle işte hatırlatayım biliyorsun da hatırlatayım. Yaka Mira ile beraberken biliyorsun onunla yakalandı. Sonra Miray ayrıldı Kubilay. İşte yani daha iyi olmaması fikrim o zaman. <laughs> Fikrimiz olmaz. olmaması olmasından daha iyi. Hayır olursa fikrimi beyan etmek zorunda kalsam o da nasibini alacaktır. Ee, o yüzden de e, demek ki böyle hatalar yaptı. Şu anda toparladı mı? Toparladıysa da neden değil mi e, bu saklambacı oynadı bizimle demek ki? Sevgilisiymiş beyefendi evli değil kendisi de öyle yasak bir şey yok. İyi, iyi hadi bakalım normal doğru, doğru doğru bu şeyle beraber değil miydi ya o zaman? Bizim Amerikalı top evet. modeli olan Metin Harayla. Metin Aray'ı çok seviyorum ben ya. Ben tamam. neden bilmiyorum. O Metin Aray'a üzülüyorum. Neden <laughs> üzüldüğümü de bilmiyorum. Sorma. <laughs> metin bir acıyorum o acıyor Metin diye. Aray'a. Ben bilmiyorum neden olduğunu. Üzülüyorum ve çocuğu çok seviyorum. Onunla beraber değil mi? Evet Onun... evet uzun süre birlikte olurlar. Ama olmam. Metin'lik bir kız değil bu. Hı. Değil mi? Değil. Yani metin Adnan sonra bana da Hilal Altınbilek bir tuhaf geldi yani. Güzelliğinden bahsetmiyorum. Çok farklı iki isim beklentileri, ya. Beklentileri değil mi? Yani o kadında ne bulduysa bunda ne buldu? Ya değil Gerçi şöyle yani şimdi baktığımız ya bunu zaman. Bunu çizgiyken söylemiyorum. Yani e, acaba ne gibi benzerlikleri var? Hani insan bir şeyi beğenir ya bir kriteri vardır ya insanın. E, orada bulduğunu ne var aynı acaba diye merak ettim ben. Ya Çok. aslında şöyle bazen tabii baktığımız zaman yaşadığımız ilişkilerde ben hiçbirinden e, birbiri aynı değil yani. Farklı şeyler olabiliyor. Kimden ne bulacağımızı da bilmiyor. <laughs> Bence şununla da alakası var. Ben sana şunu söyleyeyim. Biz e, bazı insan varmış yani seçilirmiş yani seçileni kabul ediyoruz. Yani bizi seçeni kabul ediyoruz. O tehlikeli bir vaziyet. Yani biz bizi seveni kabul ediyoruz. Yani geldi birisi bizimle tanışmak istedi. Biz onu kabul ediyoruz. Ama etmeli miyiz? Biz seçmiyoruz. Seçiliyoruz ve kabul ediyoruz. Dolayısıyla ondan kriterimiz olmadığını düşünüyoruz. Hmm. Halbuki kriterimiz var, bizim bir beğendiğimiz olmasını istediğimiz biri var. Fakat o biri gelmiyor. O arada bizi seven veya da bizimle olmak isteyen birisi geliyor. Biz bizi sevdiği için onu kabul ediyoruz, ona inanıyoruz yani. Ama bu sefer ilk başta yapıyoruz bunu. Sonra zamanla o kişiyi kabul ettik ama o kişinin bizimle ee, bir hayatı olamayacağını zaman içerisinde anlıyoruz. Evet. İşte o yüzden zaten yanılgıya düşüyoruz. Ya ama zaten düşüyorum. denemeden de bilemeyiz ki ya. Yani denemeden bileceğimiz bir şey değil. Yaşamadan tecrübe etmeden bu adam bana göre mi değil mi? Ya da bu kadın benim gönlüme göre mi? Denemeden bilemeyiz. Öyle bir vaktimiz de varsa herhangi bir yasak da yoksa denenebilir mi? Ya. Yani tabii sen tabii de... <laughs> sen beni anlıyorsun. <öldüreceksin>. Sen beni anlıyorsun. <öldüreceksin>. Şöyle zaten hayat çok kısa. Bu kadar uzun uzun düşünmeye evet değmez. ya. Yani ama. yaşayın Piyan gitsin program. diyeceğim. Yaşayın gitsin ama biz kadınlar <laughs> olarak ve toplum olarak şöyle bir toplumuz. Söylenmeyi seviyoruz. Yani her şeyi söyleniyoruz biz. Dırdır yani mı? hava güzel, hava sıcak diyoruz. Hava soğuk, hava soğudu diyoruz. Yağmur yağdı, yağmur niye yağdı diyoruz. İşte yani biz memnuniyetsiziz. Dırdır. dırdır bizde çok. Memnuniyetsiz, misiniz? yani hiçbir şeyle memnun olacağımız şeyleri ve sahip olduğumuz şeyleri görmek istemiyoruz. Sahip olmadıklarımızla devamlı kendimiz ve hayatta didişiyoruz. Aslında diyoruz, demeliyiz ki hayattayız ya. Bugün de uyandık. Bugün de uyandık çünkü bir, her gün birisinin ölüm haberini veriyoruz burada. Siz de Allah görüyorsunuz. Biraz biraz mutlu olmaya bakmak lazım. Biraz e, sahip olduklarında mutlu olabilmeyi e, bilmek lazım bilmek diye lazım. düşünüyorum ben. Peki şimdi.